CHP'de Atik istifası. CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Önceki gün verilen iftar yemeğinde bunu deklar etti Atik. Koltuğu da yakınlığıyla bilinen İsmail Akyıl'a bıraktı. Akyıl 14 Mayıs seçimlerinde 5. sırada milletvekili adayıydı. Tabi 31 Mart seçimlerine ramak kala gelen bu istifa haberi şok, garip ve ne bu acele dedirtmiyor değil. Atik istifasının tek gerekçesini de 2 yılda maddi ve manevi yönde çok yorulduğuma bağlıyor. Eklemiş beyanına sağlık ve işlerimden dolayı değil istifam, vekil ve teşkilat istişareli. Bu beyanın hakikat ölçeği ne kadar doyurucu ve etkileyici onu bilmem. Lakin Ati'nin il başkanlığına getiriliş çevresindeki AK Parti'den ayrılıp CHP safına geçişinde parti içi ve parti dışında yaşanan handikapların yarattığı polemik ve tartışmalar hala hafızalarda taze. Şimdi de seçimin son düzlüğünde istifa ediyorum demesi de bir o kadar gizemli mevzular barındırıyor. Birilerinin lehine çekilmek mi? Askıda bir soru. Neyse bizim söyleyecek sözümüz yok ki zaman süreci içerisinde yorgunluğun kodları kendiliğinden ifşa eder. Darbeye teslim olurum. Sizi bilmem ama darbeye teslim olur diyen her kim olursa olsun psikolojik bir vaka derim. Tezelden sağlığına kavuşması noktasında terapi alması gerekir. Yoksa kronikleşen hastalık psikopatlığa bağlar. Ülkenin de ne bunlardan neler çektiğini biliyorum. Tarih sayfaları notlarla dolu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta partisinin gençlik kolları toplantısında darbeden söz etmiş. Demiş ki, gece telefon çalsın darbe oluyor desinler ama gençler yapıyor desinler. Ben o darbeye teslim olurum. Gaf mı, pot kırma mı yoksa gerçekten psikolojik rahatsızlığın emaresini mi gösteriyor bilemiyorum. Demokrasiden de vuracaksın, kendini sosyal demokrat olarak göstereceksin, sol ve sosyalizmin savunucusuyum diyeceksin, sonra da antidemokratik kavrama teslim olacaksın. 15 Temmuz'dan ders almadınız mı diyeceğim ama savunucusu yoksa koltuğuna oturan lideri tanklar arasında sıvışıp kahve içmeye Kadıköy'e gitmezdi. Neyse özenin psikolojik rahatsızlığının dışa vuruşuna karşı ivedi bir sağlık müdahalesi gelir. Yoksa kronikleşirse vay ülkenin ve milletin haline deriz. Kirlilik ve çirkinlik. Şu çuvalla para sayma mevzusu tam bir iski kanalından beter. Eee geçmişi hatırlarsak iskide ne lağımlar ne kanallar patlak verdi ve ne kelli felli adamların içerisinden fışkırdığını gördük. Şimdi aynı kirlilik ve çirkinliği İstanbul İl Başkanlığı'nın alımıyla ilgili sözde alışveriş denilen o görüntülerde vücut bulduğunu görüyoruz. İski rezilliğinde failler cesur davranarak biz yaptık demişlerdi. Kıvırtmadan, 50 dereden su getirmeden, sükut ikrardan gelir dediler. Bir de kapağı yurt dışına attılar. Ama bugün bakıyoruz ki ne o cesaret, ne o ikrar, ne de o ikna edici bir söylem. Zirreyim, misgal yok. Ağzını açan, ifade veren, Levent Kırca'nın parodileri gibi kahkaha attırıyor. İmamoğlu ailesinin inşaat şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz, çuvalla para sayma görüntülerinin her saniyesinde arz endam edici. Basına yansıyan ifadesine bakıyorum zatı muhterem meğer ki hiçbir iş yapmayan, kendini özgü başı boş gezen, bir arayıp gel arkadaş para taşıyalım icraatında bulunan biriymiş. Kendi öyle diyor ifadesinde. Diyor ki Beylikdüzü'nde aval aval dolaşırken telefonum çaldı. Fatih Keleş. Kendileri İmamoğlu şirketinin gizli kasası. İmamoğlu'na göre danışman sağ kol. İşte o Yılmaz aramış. Ne yapıyorsun neredesin diye sormuş. Yılmaz da Keleş kardeş. iş güç yok. Beylikdüzü'nde boş arabada geziyorum. Keleş de iyi o zaman gel biraz para taşıyalım iş yapalım demiş. Bir sana iki bana diyerek para dolu çuvalları paylaşıp konum atılan yere gitmiş. Güvenilen adam olma hesabıyla para sayma makinesinin başına geçmiş. Zat ben masumum diyor. İyi güzel de sen ne alıcısın ne satıcısın ne de emlakçısın ki hukukçu hiç değilsin. Öyle ya sen sadece boş gezen sadece çuvalla para taşıyan birisin. Savcı sormuş ben masumum diyorsun da de hele bakalım neden çuvalar dolusu para sayma işini sana tevdi ettiler. Gelen yanıta bakın. O da patronu gibi yanıt veriyor. Unuttum. Hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Yani üç maymun modunda. Mal sahibi derseniz çuvalları aldım ama velakin eurolardan haberim yok. Nereye gittiğini bilmiyorum. Yoksa baş danışman Ertan Yıldız mı? Cebellezi etti. Şu ana kadar yedi isim ifade verdi ama velakin çuval dolusu para çarkı İmamoğlu'nun üç asıt etrafında düğümleniyor. Müdürü Yılmaz, kasası Keleş, danışmanı Yıldız, Aslar'la birlikte İmamoğlu'nun kendisinin de ifadesiyle tek sorumlu muhatap o dönemin il başkanı Canan Kaftancıoğlu. Kendileri de ifadeye çağrıldı ama hala sessiz ve sükut takılmakta. Zaten İmamoğlu da demişti. Benim ne alakam var? O paralarla CHP il başkanlığı binası satın alındı. Neyse iyi ki unutmamış. Ya hatırlamıyorum unuttum deseydi. İbrek Kaftancıoğlu'nu da adres gösteriyor. Bakalım o savcıya ne diyecek? Pazartesi günü adliyeye gidecek. Tabii bir de o dönemin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu var. Sahi kimse onu konuşmuyor. Neden? Köprünün son çıkışında Kaftancıoğlu şüpheli sıfatını suçu üstlenme adına sanık konumuna kendini düşürür mü? Malum dava kadını iyi bir örgütçü. Dese ki bu işin usulen böyle olmaması gerekir. Kılıçdaroğlu da sırtına indirilen ihanet hançerinin duygusal da ben bilmem İmamoğlu bilir dese. Malum CHP'nin bekası gerekli. Yoksa işin içi parti kapatmaya kadar gider. Günün sözü. Ruhunu maddiyata teslim edenin vicdanından rahmet beklenir mi? Hayırlı cumalar.